Sporun çok farklı bir yönü var hepimizin bildiği gibi. Hem ulusal anlamda hem global manada önemli bir güç ve sporun bu gücüyle pek çok sorunu hem sosyal anlamda hem diğer konulardaki sorunu aslında bertaraf etmek mümkün. Bu manada da ülke olarak hakikaten bu gücü daha farklı boyutlara taşıma durumumuz da söz konusu. Tabii dünya bir pandemi sürecini yaşıyor. Bugün bu salondayız. Belki pandemi olmasaydı daha yakın oturacaktık. Birbirimizi daha net görecektik ama salonun geniş olmasının da ayrı avantajları var tabii. Yani daha geniş bir şekilde daha çok arkadaşımıza beraber olma. Ama ben özellikle pandemi sürecini de ülke olarak hamdolsun ki başarılı ve bir fırsata dönüştürme noktasında da pek çok adımı atmış olmanın da bu manada tabii ki gururunu da ifade etmek istiyorum. Tabii Türkiye'nin bugüne kadar gelmiş olduğu pek çok mücadele ve mücadele noktasındaki kazanımlar var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 19 yıllık bir çalışma var, emek var. Ve bu noktada da gelinen aşama her alanda bir iddiayı ortaya koyuyor. Sanayisiyle, sağlığıyla, ekonomisiyle, altyapısıyla, ulaştırma başta olmak üzere, teknoloji, eğitimi ve tabii ki her alanda olduğu gibi spor ve gençlik yatırımları. Devasa bir yatırım ve bununla birlikte yatırımların insana dokunması noktasındaki pek çok çaba, pek çok faaliyet, gayret, organizasyon. Geriye şöyle dönüp baktığımızda pek çok başarıyı ve devrimi görüyoruz. Ekonomisiyle, sağlığıyla, sanayisiyle ve az önce de söylediğim gençlik ve spor yatırımlarıyla ciddi bir devrim var. Ve bu devrimlerin tabii ki değişen, dönüşen dünyada süreklilik arz etmesi de gerekiyor. Bu dinamizmle birlikte durmak, yorulmak, usanmak ve mücadeleden vazgeçmek sizin koşmak ve bununla birlikte de her geçen gün değişen dünyaya yeni bir söylemle zamanı geldiğinde, yeni bir projeyle onun önünde olma gerekiyor. Ve tabii ki bu bizlerin hep birlikte yaşadığı gibi geçtiğimiz hafta biliyorsunuz insan hakları ile ilgili, adaletle ilgili bir reform. Yine önümüzdeki birkaç gün içerisinde ekonomi alanında bir reform ve dinamizmle, enerjiyle, motivasyonla bir yürüyüş var. Tabii ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bu doğrultuda katmış olduğu pek çok pratiklik, güçlü bir eşgüdüm, koordinasyon ve tabii ki bunların da hamdolsun almaya başladığımız meyveleri de var. Tabii ki bizler bu doğrultuda hep ileriye bakacağız ve özellikle hedeflerimizi her geçen gün daha yukarı, daha yükseğe koyarak ülkemizin bu anlamda müreffeh olması ve gelişmişlik noktasındaki, kalkınma noktasındaki her alandaki seviyesini daha yukarılara taşımanın gayreti ve çabası içerisinde olacağız. Tabii spor çok popüler bir olgu, bir konu. Zira gençlik
çok dinamik ve aynı zamanda ülke olarak da çok avantajlı durumumuzun olduğu da bir konu. Özellikle genç nüfus, var olan genç nüfus potansiyeli itibariyle. Tabii spor denince belki en popüler konulardan bir tanesi futbol. Bununla birlikte belki birkaç branş daha var. Ama biz hep sporu tüm branşlarıyla, tüm paydaşlarıyla ve özellikle de tabii ki gelecek tasavvuruyla, yani yarınlara sporu güçlü kılma adına ne yapılabilir ve sporun sorunlarını kulüpleriyle, federasyonlarıyla, tüm ailesiyle nasıl çözüp yarınlara nasıl daha dinamik bir yapıyla, daha kuşatıcı, daha üretken bir yapıyla kavuştururuz. Hep onun gayreti içerisindeyiz. Ve bu çerçevede biliyorsunuz geçtiğimiz yıl spor kulüpleri ve federasyonları konulu bir çalıştay düzenledik. Sporun tüm paydaşlarını davet ettik. Spor ailesinin branşlarıyla federasyonları, kulüpleri, kurumları bu anlamdaki. Herkes eteğindeki taşı döksün. Düşüncesini, görüşünü, projesini, önerisini ortaya koysun. Ve birlikte yürüdüğümüz bu yolda artık ne tür bir vizyonla, nasıl bir yaklaşımla bu sorunları çözer, yapıyı nasıl daha sağlıklı hale getiririz, sistemi nasıl daha üretken bir yapıya kavuştururuz, bunları konuşalım dedik. Çok verimli, çok hakikaten faydalı bir çalışma gerçekleşti. Ve bunun tabii ki akabinde de görüşlerimizi, düşüncelerimizi hem arkadaşlarımızla hem federasyonlarla, kulüplerle oturduk, konuştuk. Ve gelinen noktada hem kulüplerin, malum kulüplerimizin hem idari anlamdaki hem finansal noktadaki geldiği durumu her birimizin de inandığı gibi, bildiği gibi iyileştirme, adeta bir reform, diğer alanlarda olduğu gibi bir reform ihtiyacı söz konusu. Ve bu doğrultuda da tabii özellikle yönetimlerin sorumlu olması, yönetimlerin bu anlamda şeffaf olması kulüpleriyle, federasyonlarıyla ve hakikaten var olan imkanları, hiçbir ülkede olmamış bir spor devriminden bahsederken yine tüm branşlarıyla devletin ciddi bir desteğinden de özellikle son yıllarda ciddi bir desteğinden de bahsetmek mutlaka gerekiyor. Ve inanıyorum ki üretken bir yapıyı teşvik eden, hesap verebilir bir mantıkla, şeffaflıkla idare edilen yeni yapılarla sporumuz tüm branşlarıyla çok daha farklı noktalara gelecek. Ve milletimizi bu noktada inşallah yarınların daha güçlü Türkiye'sinde sporun da parlayan yıldızını daha parlak hale hep birlikte getireceğiz. Dedik ki herkes çaprasını önüne koysun. Bu noktada kulüplerin özellikle açıkçası sürdürülemez durumunu artık sürdürülebilir ve üretilen bir yapı haline getirelim. Ve özellikle Türk halkını bu anlamda spora erişebilir ve her zaman ifade ettiğimiz bir konu var.
sporu tabana yayma, sporu bir kültür, bir bilinç haline daha yukarılara getirme. Özellikle bu kadar tesis altyapısı ve ciddi anlamda bir seferberlik durumundan bahsediyoruz. Ve tabii ki sporcusuyla, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle herkesi spora katma ve herkesin yaşamının bir parçası haline getirme tahayyülümüz var. Ve bu noktada da hamdolsun her geçen gün mesafe kat ediyoruz. Ben kulüplerin ve federasyonların değişecek yeni yapılarıyla bu hıza ayak uydurmaları gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Dinamik bir nüfusuz ve üretken, bununla birlikte de tabii ki güçlü bir potansiyeli içinde barındıran bir nüfusuz. Yetenekli gençlerimiz var, yetenekli çocuklarımız var. Bunları hiçbir şekilde tesadüfe bırakmadan planlayarak, takip ederek, destekleyerek ortaya daha güçlü bir şekilde yıldızlar olarak çıkarma görevimiz var. Bunu hep birlikte başarma durumundayız. Yeteneklerimizi bir takım tesadüflerden ziyade planlı, stratejik çalışmalarla yarınlara kazandırma hedefimiz var. Bu noktada da biliyorsunuz bakanlık olarak en önem verdiğimiz konulardan bir tanesi yetenek taraması ve spora yönlendirme projesi. 1,5 milyona yakın çocuğumuzu ciddi anlamda farklı testlerle taradık ve bu noktada da 100 bin ve sonrasında gelen 30 bin rakamıyla yakından takip ettiğimiz gencimiz var. Ve diğer tabii ki projenin bir kısmı da bununla birlikte bir spora yönlendirme projesi. Taranan tüm çocuklarımızı spora kazandırma. Bir şekliyle az önce ifade etmiş olduğum spor kültürüyle yetiştirme, en azından bir branşla ilgilenmelerini sağlama adına da bu projemize çok önem verdiğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. Sadece yetenekleri keşfetme değil, spora yönlendirme ve bunu da ilkokulda başarma zorunluluğumuz var. Geçtiğimiz yıl tabii pandemi bunu biraz okulların kapalı olması nedeniyle engelledi ama inşallah önümüzdeki süreçte bunu güçlü bir şekilde yarınlara taşıyacağız. Gerek sporcu eğitim merkezlerimize her geçen gün sayısını artırmaya devam ettiğimiz, gerek olimpiyat hazırlık merkezlerimizde tohumlar var biliyorsunuz. Bunların her biri ülkemizin parlayan yıldızları. Bu kurumlar, kurumlarıyla, sporcularıyla, gençleriyle, aileleriyle, aileler bu anlamda önemli bir bizim için değer. Ben tüm ailelerimizi çocuklarının elinden tutup onları yarınlara hazırlama gayreti, çabası olan ve bizlerle bu anlamda işbirliği halinde çok olumlu bir şekilde çalışan tüm ailelerimizi gönülden kutluyorum. Ve Türkiye'nin inanıyorum ki yarınlara olan güçlü yürüyüşünde bu çalışmalar çok anlamlı rol, çok anlamlı misyon ifa edecek. Ve özellikle yetenek taramasında keşfettiğimiz gençler, yani bunları zaman zaman sizlerle paylaşacağız. Almış olduğumuz sonuçlarla yarınlarımıza adına bize çok umut veriyor. Tabii projelerimizi pandemi döneminde elbette bir bazı projelerde özellikle az önce bahsetmiş olduğum yetenek taraması bunlardan bir tanesi. Okulların kapalı olması nedeniyle bir hız yavaşlaması oldu ama pandemiyi ülke olarak her alanda fırsata dönüştürdüğümüz gibi sporda da özellikle müsabakalara hazırlanan sporcularımızı, olimpiyatlara hazırlanan sporcularımızı destekleme adına hamdolsun bir fırsata dönüştürdük. En başta irtibatımızı, sporcularımızla olan iletişimimizi ve desteğimizi daha güçlü hale getirdik. Ve onlar hiçbir şekilde antrenmanlarından, çalışmalarından geri kalmadılar.
ve inanıyorum ki önümüzdeki süreç, gerek olimpiyat süreci ve gerekse sonraki süreçler başarı adına bizleri çok mutlu edecek. Bunların bir takım sonuçlarını da zaten pandemi koşullarındaki hafiflemeyle paralel olarak başlayan müsabakalarda, jimnastikte, yüzmede ve diğer branşlarda, modern pentatlon ve diğer branşlarda gördük. Görmeye de devam edeceğiz. Pandemiyi inanıyorum ki hem fırsata çeviren hem de sporcunun bu anlamdaki gelişimini daha güçlü hale getirmiş bir ülke olarak bu anlamda da başarımızı perçinleyeceğiz. Tabii pandemi sürecinde sadece sporcular değil, yatırımlar noktasında da çalışmalarımız hiçbir şekilde hamdolsun kesintiye uğramadı. Ve özellikle Türkiye'nin dört bir yanına devam eden, dedik ya, bir devrim ve bu devrim hızlı bir şekilde başka başarılarla, yeni yapılarla, yeni çalışmalarla taçlanacak bir devrim. O yüzden zaman zaman tabii paylaşıyorum sizlerle ülkemizin dört bir yanına yapmış olduğumuz seyahatler. İşte geçtiğimiz günlerde Ağrı'daydık, Mardin'deydik, efendim Hakkari'deydik. Yani Türkiye'nin dört bir yanını doğusuyla batısıyla hamdolsun ki hem görme adına, gençlerimizle, sporcularımızla buluşma adına, hem yapımlarımızı, çalışmalarımızı bizzat takip etme ve yeni projelerimizi halkımızla buluşturma adına bu tür gezilerimiz, çalışmalarımız devam ediyor ve hakikaten her alanda, futbol, basketbol, voleybol ve diğer branşlar, jimnastiğiyle, yüzmesiyle, atletizmiyle her alandaki yapılaşmamız, tesisleşmemiz de tüm hızıyla devam ediyor. Bunu sizler de inanıyorum ki fark ediyorsunuz. Geçtiğimiz iki ay içerisinde başta Adana Stadı, değil mi? Giresun Stadı, önümüzdeki günlerde Hatay Stadımız var. Ordu Stadımız var. Bunlar hemen hemen bitti. Ve statlarıyla, salonlarıyla ve pek çok mükemmel tesisleriyle İstanbul İstinye'deki tenis tesisimizi belki bazılarınız gördü. Görmeyenler de inanıyorum ki bir vesileyle o güzel çalışmayı görecekler. İddiamızı sadece sözlerle değil, hamdolsun söylemlerimizde değil, bizzat gerçekleştirerek tüm kadromuzla, çalışma arkadaşlarımızla ve bu manada tabii ki tüm kurumlar, kabinedeki arkadaşlarımız ve saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın her zamanki ilgisi, desteği ve bize bu anlamda verdiği güçlü bir ilham ve bununla birlikte hamdolsun ki tesisleşmesiyle, sporcularımıza verdiğimiz desteklerle yarınlara yürüyeceğiz. Geçtiğimiz günlerde yine bir projeyi tanıtma adına bir çalışmayı gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle sporcu bursu. Yıllardır konuşulan bir konuydu. İhtiyaç duyulan bir konuydu. Spora mı devam, okula mı devam? Böyle bir ikilem. Yıllarca sporcunun vermiş olduğu gayret var, alın teri var. Anne babasının çabası var, desteği var, gayreti var. Ama bununla birlikte iş üniversite kapısına geldiğinde bir tercihe dönüşüyordu. Ve onca emek ya orada kalıyor ya da üniversite hayaline doktor mu olacak, avukat mı olacak, mühendis mi olacak, işletmeci mi olacak, o hayaline maalesef son verme durumunda kalıyordu. Vakıf üniversiteleriyle gerçekleştirmiş olduğumuz bu çalışmayla hamdolsun ki bu müzmin ikilemi sona erdirdik. Bizim için büyük bir heyecan, büyük bir gurur ve yarınların güçlü Türkiye'sinde inanıyorum ki çok önemli bir başlangıç. Sporu eğitimle birlikte sürdürecek, hayallerini bu manada bırakmayacak gençlerle inanıyorum ki çok farklı bir tabloya doğru yürüyeceğiz. Ve bunu da
liselerde, ortaokullarda, özel eğitim kurumlarıyla yapacağımız bir kısmını gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta yine yapacağız. Yine sporcularımıza ortaokulda, lisede burslarla bu desteği güçlendirerek devam edeceğiz. Ve eğitimle sporu entegre eden anlayışımızla inanıyorum ki hem spor camiamız adına hem yarınlardaki güçlü nesillerimizle çok daha farklı bir tabloyu inşallah hep birlikte göreceğiz. Tabii sporu bu anlamda pek çok branşıyla önemseyen anlayışımızda hamdolsun geçtiğimiz süreçte özellikle 2019'da 2020'nin son sürecinde müsabakaların başlamasıyla jimnastikteki başarıları gördük. Jimnastik biliyorsunuz bizim temel olarak atlettiğimiz yüzmeyle ve atletizmle birlikte öncelikli branşlarımızdan bir tanesi. Ve bu her üç branşta da öncü başarılar diyorum ben. Bu öncü başarıları önümüzdeki süreçte hem tabana yayılmış bir anlayışla mesela şu an İstanbul'da mükemmel bir jimnastik eğitim merkezimizi tamamladık. İnşallah bir gün uygun oluruz da hep birlikte orayı ziyaret ederiz. Hem kampıyla hem eğitim merkeziyle Türkiye'nin göz bebeği oldu. Jimnastikle ilgili çalışmalarımızı yine Ankara'da ve diğer vilayetlerimizde de güçlendireceğiz. Diyoruz ya statlar yapıyoruz. Statlarımızı yeni branşlarla hamdolsun destekleyeceğiz. Ve jimnastiğiyle, atletizmiyle, İzmir'deki atletizm yüksek performans merkezi, o da hazır. Ve havuzlarımız, yüzme bilmeyen kalmasın projemizle birlikte dolu dolu verimli bir şekilde değerlendirdiğimiz, değerlendireceğimiz ve yenilerini her geçen gün kattığımız havuzlarımız, 7/24 hizmet politikasıyla halkımızın tümüne, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla hizmet veren tesislerimiz, inanıyorum ki hem yüzmede, hem jimnastikte, hem atletizmde ve hem de diğer branşlarda çok daha farklı tabloları bize gösterecek. Bu kadar imkanı olduğu bir ülke, su kaynaklarıyla, havuzlarıyla ve yüzme noktasındaki hedefleriyle bundan sonra daha farklı bir tabloyu bizlere gösterecek. Yüzme bilmeyen kalmasın temel hedefimiz. Ne demek? Yüzme öğrenmek isteyen herkese yüzme öğretme hedefimiz var. Gerek bakanlığımızın, gerek başta kamu olmak üzere ülkemize bundan tüm imkanların kullanılması burada temel hedefimiz. Havuz olmayan yerlere, okul bahçelerine ve vesaire beldelere, feasible görmediğimiz yerlerde portatif havuzlarla bu imkanı bizzat halkımızın ayağına götürüyoruz. Geçtiğimiz yıl pandemiye rağmen 100 tanesini halkımızla buluşturduk. Bu yıl inşallah 200'ü aşacak. Yeni ilavelerle 300 olacak geçtiğimiz yılla birlikte. Ve havuz sayımızda her geçen gün belli ölçeğin üstündeki ilçelerimize, bölgelerimize havuzlarımızın tesis edilmesiyle ve bunların sadece tesis değil, gece gündüz kullanılmasını çok önemsiyoruz. Ve ortalama 8 ila 10 saatte bir kişinin yüzme öğrenmesi söz konusu ve bunu da antrenörleri nerede olursa olsun tüm antrenörleri de seferber ederek bu projeyi inşallah sizlerle beraber daha yukarı taşıyacağız. Projelerimizde elbette spor camiası, federasyonlar, kulüpler bu anlamda ciddi bir paydaş ama ben medyamızın bu anlamdaki katkısının diğer branşlara sadece hep konuşuyoruz bunu aslında ama bunu artık sizlerle birlikte harekete geçirmenin elzem olduğunu düşünüyorum. Yüzmeyi, jimnastiği, atletizmi, boksu, judoyu, tekvandoyu, karateyi, satrancı, ismini sayamadım pek çok branşı artık sizlerin daha görünür
kırmanız gerekiyor arkadaşlar. Benim sizden bu anlamda istirhamım, altını özellikle çizmek istediğim konulardan bir tanesi bu. Hem sporcularımıza bu anlamda ter döken, gayret gösteren sporcularımıza, hem onların ailelerine, hem de bu aziz millete en önemli sorumluluklarımızdan bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum. Destekleme adına, motive etme adına, moral verme adına bu görünürlüğün çok anlamlı, çok hayati olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz hep söylüyoruz ya, sporu birkaç branştan ibaret görmüyoruz diye ve bunu hamdolsun çalışmalarımızda ortaya koyuyoruz. Ama bunu sizlerle birlikte taçlandırma zaruretimiz var. İşte bunun da yöntemlerinden bir tanesi görünür kılma. Bu başarı hikayelerini halkımıza anlatma. Yer kalmıyor diye bazen arkadaşlara söylüyorum, yer kalmıyor işte efendim, gündem dolu, bugün şu maç var, bugün şu var falan. Yani bunlar, dürüst olmak gerekiyor. Bunlar hiçbir şekilde mazeret değil. Bizim hiçbir sporcumuzun başarısını gölgeleme, dolaylı olarak tabii bunu sizlerin, ben bir kötü niyetle değil, maalesef dolaylı olarak gelişen şartlarda, ortaya çıkan durum itibariyle yaptığınızı düşünüyorum. Ama bunu özellikle bunun için de mücadele etmemiz lazım. Bu başarıları çok görünür kılmak bizlerin bu anlamda vazifesi. Tabii kadın odaklı spor politikası bizim önceliklerimizden bir tanesi değerli arkadaşlar. Çünkü kadınlarımız toplumumuzun öncüleri. Gerek eş olarak, gerek anne olarak, gerek arkadaş, dost olarak kadınların bu anlamdaki öncü misyonunu çok ciddi bir şekilde sporda da değerlendirmemiz lazım. Kadın sporcularımızın başarılarını hep birlikte görüyoruz. Jimnastikte, voleybolda, basketbolda, futbolda yeşeren sporcular var. Pek çok branşta açıkçası. Güreşiyle, yüzmesiyle, her alanda sporcularımız var. Sporcularımızla birlikte işte kadınlarımızı bu anlamda sporu tabana yayma noktasında çok ciddi bir şekilde onlara verdiğimiz değeri de projelerle ortaya koymamız gerekiyor. Bu doğrultuda da dedik ki kadın odaklı spor. Kadınlarımız testlerimizden, kadınlarımız faaliyetlerimizden bu anlamda öncelikli bir hizmet alma hakkına sahipler. Hem gittiğimiz illerde bir araya geldiğinde gerek yerel yöneticilerimizle, gerek spor camiasıyla kadınlarımızın spora olan ilgisini ne kadar yukarı taşırsak, spor toplumu olma noktasında da o derecede başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Ve başlattığımız bu hamlelerle inanıyorum ki kadınlarımız başta olmak üzere tüm toplum spora erişilebilirliği hamdolsun ki büyük ölçüde başardı, başarıyor. Biliyorsunuz 7/24 hizmet politikamızın gerekçelerinden bir tanesi bu tabana yayma felsefesi ve inşallah sporu günlük yaşam aktivitesinin hayat tarzının bir parçası olan olarak gören gençlerimizle, kadınlarımızla tesislerimizi daha verimli, daha üretken bir şekle dönüştürüyoruz. Tabii statlar az önce konuştuğumuz konulardan bir tanesi ve statların bu doğrultuda gerek kulüplere gerek yerel yönetimlere en yeni şekliyle devrini biliyorsunuz sağlıyoruz. Ve son günlerde ortaya çıkan tartışmalardan bir tanesi statların bakımsızlığı. Tabii bu maalesef tüm kamuoyu tarafından yeterli derecede bilinmediği için bakanlığımız biliyorsunuz dünyanın en modern statlarını
inşa ediyor en güzel şekliyle, ya kulübe devrediyor ya ilgili yerel yönetime devrediyor. Ve statların yeni yapılmış halini sizler çok iyi biliyorsunuz. En son Göztepe stadını, resmi açılışını yaptık. Dünyanın en güzel statlarından birine aday gösterildi biliyorsunuz. Bir ülkedeki bir oylamada. Yani teslim edilen noktadan sonra artık o kulüplerin, ilgili yönetimlerin vicdanına bırakılıyor bu anlamda. Ama gelinen noktada biz bunu federasyonumuzla da konuştuk. Ve bununla ilgili hem yaptırım, öncelikle sıkı denetim ve yaptırım ve federasyonun bu anlamdaki önümüzdeki süreçte de yapacağı çalışmalarla statların bu hale gelmesine de müsaade etmeyeceğiz. Onca transferi yapan bir kulüp gerektiğinde stada da gereken bakımı, gereken ilgiyi ve itinayı göstermekle mükellef. Bunun hiçbir şekilde mazereti olmaz ve bu statların hem yaşayan stad olma noktasında hem de maç oynandığı vakit sporcu sağlığını hiçbir şekilde tehdit etmesine de müsaade etmemek lazım. Sağlık, sporcularımızın sağlığı her şeyden önemli. Onların bu anlamda zarar görmemesi adına da bu konunun özellikle de altını çizmek istiyorum. Gerekirse profesyonel destek alacak. Gerekirse bu anlamda federasyon gerekli yaptırımı uygulayacak ve biz de önümüzdeki süreçte bununla ilgili denetimleri çok güçlü bir şekilde devam ettireceğiz. Türk sporunun marka değerine, Türk sporunun imajına hiçbir şekilde hiçbir kimsenin zarar verme, bunu yıpratma hakkı olmadığını düşünüyorum. Biliyorum ki sizler de bu konuda bizimle aynı kanaattesiniz. Tabii pandemi nedeniyle bir süreçte maçlar oynanmadı. Sonrasında federasyonumuz bunu hakikaten başarılı bir şekilde tedbirleri uygulayarak gerçekleştiriyor. Ve önümüzdeki günlerde de sporun lokomotifi, futbolun pek çok alanda amatör liglerimizi de inşallah Futbol Federasyonumuz 17 Nisan'da başlatacak. Ben tüm amatör camiamıza buradan başarı diliyorum, sağlık diliyorum. Tedbirlere ve tabii ki bu anlamda gerekli çalışmaları federasyonumuz hem bölgeler noktasında yapıyor hem de biz de bakanlık olarak sporcularımızın bu anlamdaki sağlıkları, asıl olan sağlık, sporcumuzun sağlığı, gençlerimizin sağlığı, milletimizin sağlığı ve ülke olarak bu doğrultuda tüm birimlerimizi de harekete geçirerek inşallah bu liglerin de hem başlatılması hem de akabinde de rekabetin dostça, kardeşçe olduğu müsabakaları da temenni ediyorum, başarı diliyorum. Tabii arkadaşlar bu değerlendirme toplantısında ben seçtiğim pek çok başlık var ama özellikle burada sizlere mikrofonu bırakalım. Sizler de bu doğrultuda sorularınızla, önerilerinizle, yani bunu sadece bu toplantıyı bir soru cevap değil, öneriler de bizim için önemli. Yani yapıcı olmak hakikaten çok önemli bir yaklaşım tarzı, bir bakış açısı. Sporun ruhunda da ben bunun olduğunu biliyorum, düşünüyorum ve inanıyorum ki bahsetmiş olduğumuz ilkeler, projeler ve gelecek tasavvurumuz doğrultusunda bunu da yapıcı önerilerle, fikirlerle sporumuzu geliştirme adına pek çok aşamayı da birlikte kat ederiz. Evet, İlhan Bey. Sayın Bakanım, teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, adınızı, soyadınızı ve kurumunuzu söyleyip söz alarak Bakan Bey'e sorularınızı yöneltebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz.
Buyurun Cem abi. Cem Yılmaz, CNN Türk. Öncelikle Sayın Bakanım, böyle bir toplantı düzenlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Çünkü burada medyanın değerli üyeleri